Merhabalar. Bu videomuzda DPM ajanlarının koruma altına almak istediğimiz istemcilerimize uzaktan dağıtımının nasıl yapıldığını görüyor olacağız. Bunun için Data Protection Manager konsolumuzu açtıktan sonra Management menüsünün içerisine geldiğimizde en üst kısımda bulunan Agents kısmında istemcilerimize ajan dağıtımını nasıl yapacağımızı görüyor olacağız. Bunun için Agents kısmına tıkladıktan sonra yukarıdaki ribbonda bulunan Install butonuna tıklıyoruz. Install butonunu açtıktan sonra burada aslında iki farklı seçenek var. Bir tanesi otomatikman uzaktan DPM konsolu üzerinden ajanlarımızı, istemcilerimizi uzaktan push etmek istiyorsanız install agent kısmı var. İkinci bir seçenek ise attach agent kısmı var. Bu seçenek manuel olarak yüklemiş olduğunuz agentlarının sayesinde istemcilerinizi DPM konsolunuza attach etmenizi sağlayacaktır. Bunun alt kısmında bulunan iki farklı diğer seçenek ise two-way trust mimarisine sahip olan birden fazla etki alanınız varsa buradaki istemcilerinizi ekleyebilir veya tamamen two-way trust olmayan workgroup veya untrusted domainde bulunan agent istemcileriniz varsa onları da SSCM üzerine ekleyebilirsiniz. Bu videoda biz otomatik push install yapacağız. Bunun için install agent seçeneği seçtikten sonra ilerliyoruz. Sol tarafta açılan select computer sekmesinde yapınızda bulunan DPM tarafından discover edilen bütün cihazlarını görebilirsiniz. Ajan yükleme işlemini gerçekleştirmek için ajanı dağıtacağınız istemcinizi bu alanda bulup eklemeniz gerekmektedir. Ben bu noktada kontrol ettiğimde benim ajanın deploy'unu yapacağım makinemi ben buradan bulayım. Ajan istemcimi seçtikten sonra add diyerek selected computer kısmını ekleyebilirim. Burada bir tane seçebileceğiniz gibi toplu olarak da deploy edebilirsiniz. Alt kısımda bulunan advanced butonu önemlidir. Ajan sürümlerini belirler. Default olarak en son güncel ajan sürümünüz hangisi ise o seçilip gelir. Ama farklı ajan sürümleriniz de varsa onları da seçiyor olabilirsiniz. Ben en son ajan sürümünü yükleyeceğimizden dolayı OK diyorum ve devam ediyorum. Enter Credential kısmı bu ajanın yükleyecek olan yetkili kullanıcıdır. Bunun için ben şu şekilde ajan bilgilerimi ilgili credentiallarınızı girdikten sonra next diyerek bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Bu sekme choose restart method kısmı eğer ajan yüklendikten sonra restart ihtiyacı varsa otomatikman restart etsin anlamına gelir. Bir diğer seçenek ise bizim bu koruma altına alacağımız olan sunucu rolünde olduklarından dolayı alt kısımda bulunan no will restart selected computers later noktasını işaretliyorum ki otomatikman eğer restart'a ihtiyaç duyarsa gene de restart etmesin. Biz daha sonrasında manuel olarak buna restart ediyor olacağız. Next diyerek summary kısmı hangi makineye veya makinelere ajan dağıtımlı yapılacaksa onları gösteriyor olacaktır. En son olarak install dediğimizde artık ajanımızı deploy etmeye başlıyor. Performing, evet. Result kısmında ajanınızın yükleme işleminin hangi aşamada olduğunu görüyor olabilirsiniz. Evet, DPM konsolu üzerinden istemcimize, ajanımızı otomatik olarak
yüklemiş olduk. Daha sonrasında close diyerek bu sekmeyi kapatıp ajanımızın bizim yüklediğimiz istemcimize başarılı olarak yüklendiğini görebilirsiniz.